Doğal yollardan anne baba olamayan çiftlerin en sık başvurduğu yöntem tüp bebek. Artık sadece tüp bebek bebek yöntemi değil, genetik tanılı tüp bebek yöntemini tercih ediyorlar. Çünkü hem gebelikte düşük riski azalıyor hem de bebeğin genetik hastalıkta doğma riski ortadan kalkıyor. Nasıl mı? 5 günlük embriyo biyopsi yapılıyor ve sağlıklı olan embriyo seçilip anne adayının rahmine yerleştiriliyor. Ve böylece aileler 9 ay sonra bebeklerini sağlıkla kucaklarına alabiliyor. Sizin kaç yaşında oğlunuz? 4 yaşımda. 4 yaşında. Ben de. Doğal yollardan mı oldu yoksa tüp bebek mi? Doğal yollar. Genetik tanılı tüp bebek yöntemi duydunuz mu daha önce? Yok, hayır, araştırmadık biz daha önce böyle şeyler. Normal doğal yoldan yaptığımız için. Biz bu genetik tanı yaptığımız zaman daha anne karnına, anne rahmine bebeği koymadan işte bu kanser genlerine de bakıp herhangi bir böyle bir şanssızlığı varsa, var mı yok mu, onu da ortaya koymuş oluyoruz. Bir yöntem düşünün. Gebe kalma şansını arttırıyor, düşük yapmayı, hatta doğuştan olabilecek genetik hastalıkları bile önlüyor. Genetik tanılı tüp bebek yöntemi anne ve baba adaylarının gözdesi. SMA tarzı hastalıklar, tek gen hastalıklar oluyor. Biz bunlara da bakıyoruz genetik tanıda. Bu tür şanssızlıklar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta bazı kan hastalıklarını, bazı kanserleri de önceden öğrenmiş oluyoruz. Biz genetik test yaptırmıştık. Tüp bebek duymamıştım daha doğrusu. Tüp bebek yöntemini deneyen anne babanın en sağlıklı embriyoları seçiliyor. Önce o embriyolara biyopsi yapılıyor. Kanser, SMA, Down sendromu gibi hastalık riski taşıyorsa kullanılmıyor. Embriyo oluşturuyoruz. Bu embriyolara daha sonra 5. gün gebelik getirecek embriyoya gidip dış hücrelerinden biyopsi alıyoruz. Genetik sonucu normal gelen embriyoyu daha sonra anne rahmine hazırlayıp transfer ediyoruz. Anne kucağına sağlıklı, genetiği normal bir bebeği vermiş oluyoruz. Benim zaten 2 tane evladım var. Hani yeni bir çocuk da düşünmüyorum. Normal yollardan olmuyorsa denenebilir. Benim çocuğumun vardı mesela. Kalbimde delik vardı. Hamileliğimin 4. ayında öğrendim. Genetik tanılı tüp bebek yöntemi özellikle 38 yaş üstünde anne olmak isteyen adaylara sağlıklı bir gebelik vaat ediyor. Acaba benim düşüğüm olacak mı? Acaba benim Down sendromu ya da sendromik bir bebek şanssızlığım olacak mı gibi bu tür endişelerden ya da kaygılardan ortadan kalkmış oluyor. Daha anne karnına bebeği koymadan bebeğin genetiğini incelediğimiz zaman sağlıklı bebeği seçmiş oluyoruz. Genetik hastalıkları da bu şekilde biz genetik tanılı yaptığımız zaman tedavimizi ortadan kaldırmış oluyoruz. Kadının yaşı ileri ise genetik tanılı yaptığımız zaman sağlıklı gebeliği yakalamış oluruz.